Ben Profesör Doktor Musa Karakökçü. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda yine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kemik iliği nakli bölümünde sorumlusuyum. Çocuklarda kemik iliği nakli ile uğraşıyoruz. Evet, kanka ismi güzel, arkadaş demek. Ama kankanın açılımı kansere karşı birlikte olalım anlamında. Yani biz dediğim gibi kanserli çocukların tedavisiyle uğraşıyoruz. Bu dernek de oradan doğdu. Biz kanserli çocukların tedavisini yaparken bu çocuklar ve aileleri ciddi sıkıntılara girebiliyorlar. Bu derneğin kuruluş amacı bu çocukların tedavi aldıkları dönemde hem çocuklara hem ailelerine maddi manevi destekte bulunmak. Bu amaçla kurulan bir dernektir Kanka. Biz Kanka Derneği olarak buradaki ilk başlarda buradaki hastalarımızın maddi manevi sorunlarını düzeltmeye çalışıyorduk. Yani onlara gerekli olduğunda maddi destek vermeye çalıştık. Onların sıkıntıya düştükleri anda yardımcı olmaya çalıştık. Psikologlarımız var dernekte, psikolojik destek vermeye çalıştık. Hastaların gidip gelmeleri sırasında ciddi maddi problemleri olduğu zaman orada destek çıkmaya çalıştık. Aynı zamanda çocuk ve anne nakil boyunca veya kemoterapi boyunca yaklaşık 2 ay, 3 ay hastanede kalabiliyor. Bu sırada babalar için sıkıntı olabiliyor, dışarıda kalması gerekiyor. Onlara yer bulmaya çalıştık. Bu tür çalışmalar devam ederken biz bir taraftan da tedavi şartlarımızı düzeltmeye çalıştık. Öncelikle eskiden bir odada 2 tane hasta yatıyordu. Biz bulduğumuz desteklerle bu durumda yine Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etmek lazım. Onun da destekleriyle bütün odaları tek kişilik odalara çevirdik ve hastalara daha konforlu bir tedavi şansı sunmak istedik. Sonra iş biraz daha büyüdü ve arkasından burada da Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etmek istiyorum. Onunla birlikte Kayserili hayırseverler Süleyman Çetin Say'a, Harun Yavuz, Abdullah Gülsoy ve burada ismini sayamayacağım pek çok Kayserili hayırseverin de destekleriyle onlar için şu arkada gördüğümüz hastaneyi yaptırdık. Bu hastane cidden bu alanda hem hastalarımıza hem içerisinde çalışan kişilere, buradan tedavi alan kişilere çok ciddi bir destek sağlayacak. Bu konuda Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri oldu ve en konforlu hastanelerinden biri oldu. Ve hastalara inşallah çok daha iyi, çok daha kaliteli hizmet vermek amacında bu hastane. Kanka Çocuk Hematoloji, Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi Türkiye'nin çocuklarda tek akredite, yurt dışından akredite hastanesidir. Bunu yaklaşık 2 yıl önce çalışmalarına başladık ve 2 yıl çalışmalar sonucunda ancak elde edebildik. Bu Türkiye'de alınması oldukça zor bir akreditasyondur. JACE akreditasyonu diyoruz. Bu şu anlama geliyor. Bizim burada yaptığımız kemik iliği nakilleri Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da hangi kalitede yapılıyorsa burada da aynı kalitede yapıldığına dair bizim yurt dışından alınmış bir belgemiz var ve hastanenin şartları da buna uygun. JACE bizim bu işle ilgilenen kişiler arasında kongrelerde olsun, toplantılarda olsun çok önem verilen bir akreditasyondur. Ve bu akreditasyonu aldıktan sonra yurt dışından hastalar bile aynı nasıl buradan Almanya'ya hasta gidebiliyor, aynı şekilde Almanya'dan bir hasta da buraya gelip aynı kalitede hizmet alacağının garantisini veren bir sistemdir. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani Kanka Hastanesi'nin özelliği şu: biz bu hastaneyi bir bağış toplayarak Kayserili hayırseverlerin yardımlarıyla
bitirdik. Bitirdikten sonra bu hastaneyi Erciyes Üniversitesi'ne bağışlayacağız. Erciyes Üniversitesi'ne devredeceğiz. Ve bu hastane Erciyes Üniversitesi'nin malı olacak ve kamu hastanesi olacak. Yani burası hani özel bir hastane değil, bir vakıf hastanesi de değil, Erciyes Üniversitesi'nin hastanesi olacak. O yüzden bütün vatandaşlara açık. Yani tedaviye her türlü bu işte sıkıntısı olan hastaların kanser tedavisi görmeleri, kan hastalıkları tedavisi görmeleri açısından bu hastane açık. Herkes başvurabilir. Büyüklüğüne gelince cidden bu hastane Türkiye'de bir örneği yok. Sadece izole çocuk kanser hastalarına bakan, çocuk kan hastalıklarına bakan bir hastane Türkiye'de küçük çaplı bir iki tane var. Onun dışında bu kadar büyüğü hiç Türkiye'de yok. Avrupa'da bile bu kadar büyük bir hastane çok sayılı miktardadır. O yüzden cidden bu alanda hizmet verebilecek en önemli binalardan biri oldu. Kanka Hastanesi, Kanka Çocuk Kanser Hastanesi diye söyleyeyim. 10.000 metrekare kapalı alana kurulmuş bir hastanedir. İçerisinde 105 tane yatak var. Bu yatakların özellikle 40 tanesi HEPA filtreli ve aynı anda 40 tane çocuğa kemik iliği nakli yapabilecek kapasitededir. Bu rakam çocuklar için oldukça büyük bir rakam. Bunun dışında poliklinikte biz polikliniğe gelen hastalara poliklinik muayene odasının kapısında beklemelerini istemiyoruz. Onlara geldiklerinde özel mekanlar vereceğiz. Ve o mekanlarda hastalar yatacaklar, dinlenecekler, televizyonlarını izleyecekler. Bu arada da biz kemoterapilerini, gerekli tedavilerini aynı mekanlarda yapacağız. Yani burada amaçlarımızdan bir tanesi de hastaları bekletmeden işlerini onlar rahat bir ortamda televizyonlarını izlerken tedavilerini yapabilmek. Şimdi bu hastane zaten bir JACE akreditasyonuyla ve şu andaki bulunduğu altyapısıyla bu alanda en büyük hastanelerden biri oldu. Ama biz bunu da yetinmeyi düşünmüyoruz. İlerisi için planlarımız var. Bu planlardan bir tanesi de Türkiye'de şu anda gen tedavisi yok. Bu hastane, bir avantajı da bu hastanenin hemen yanında yürüme mesafesinde Genkök'ün bulunması, Erciyes Üniversitesi'ne bağlı. Genkök'le birlikte ortaklaşa çalışarak Türkiye'de ilk kez gen tedavilerine girmek istiyoruz bu hastaneyle birlikte. Onun dışında CAR-T'cell tedavileri var. Şu anda CAR-T'cell tedavilerde de Türkiye'de uygulanmıyor. Yani bu tedaviler kemik iliği nakli olmuş, ona rağmen fayda görmemiş hastalarda son seçenek tedavilerdir. Yeni tedavilerdir, oldukça pahalı tedavilerdir. Bu tedavilerin bir hasta maliyeti 500 bin euroları bulur. Bu tedavileri de Türkiye'de burada başlatmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. İnşallah burası bir 5-10 yıl sonra Türkiye'nin çocuk kanser merkezi, çocuk gen tedavi merkezi, çocuk CAR-T'cell tedavi merkezi olarak da çalışmasını istiyoruz.